Growing up here in Turkey and training. Şu anda Atakan Arslan ilk maçına çıkacak pilotta. Haydi bismillah diyelim. Bismillah. Çünkü Atakan Arslan'ın Glory'deki ilk mücadelesi bu. Glory'deki uzun serüveni başlıyor inşallah. Eğer bu maçı kazanırsa gerçekten önü çok açık. Çünkü karşısındaki rakip son derece kuvvetli. Glory'nin en değer verdiği adamlardan biri. Evet, şu anda bildiğiniz gibi Atakan Arslan bizim çok değer verdiğimiz. Glory'nin ise değer vermiş olduğu Jonathan Oliveira, Brezilya kökenli bir sporcu. Atakan Arslan'ın karşısında, o da Glory'de ikinci uluslararası maçına çıkıyor. Dilerim ki Atakan burada başarılı olur, bizim yüzümüzü güldürür ve Glory'de ilk heyecanı yaşatır bize. Duasını et, biz de dualarımızı gönderiyoruz. Sizler de ekranlarınızın başında dualarınızı gönderin. Atakan Arslan, Jonathan Oliveira mücadelesi 77 kiloda son derece mühim bir maç. İşte ikisi de 24 yaşında. 71.3 santimetre bridge mesafesi, düzeltiyorum, 181'e tekabül ediyor. 76.8 kilo çıktı Atakan. Tam 6 kilo verdi bu mücadeleye girebilmek için. 81 kilo da aslında dövüşmek istiyordu çok ama bir oldu bu onu 77 kilo için ikna etti. This Muay Thai kickboxing star is now ranked among the Glory top 10. His record 19 wins with just 3 losses. Arkada Türk bayrakları, tribünler Atakan Arslan'ın arkasında. 1.80 meters. He weighed in at fight time at an even 169 pounds, 76.7 kilos. He fights tonight out of Brazil. Ladies and gentlemen, Jonathan Malaquiro. 80 boyunda Atakan'dan daha kısa ama olağanüstü bir yumruk kabiliyeti olduğunu altını çizmek istiyorum. The white side of the ring, a three-time world champion. His record 18 wins with 6 losses. 14 of those 18 wins by knockout. He makes his glory debut tonight. At 6 feet 2 inches tall, 1.88 meters. He weighed in at 169.3 pounds, 76.8 kilos, representing Turkey. Ladies and gentlemen, Atakan Avatar Arslan. Tribünler heyecanlı, Atakan heyecanlı, biz heyecanlıyız. Ekranların başındaki sizler heyecanlısınız. All Vickers mücadelenin hakemi. Resmen kanım donacak. Acayip bir gerilim içindeyim bir ol topuz. İlk yumruk atıldıktan sonra, ilk tekme atıldıktan sonra artık gerisi su gibi akar Bilgehan. Atakan, Atakan sesleri tribünlerde. Bir ol topuz hem boksta çok büyük başarılar getirdi ülkemize hem de kickboksta. Hakem iki sporcuyu da davet ediyor. Artık onların arkasında kimse olamayacak. Ringde tek başlarına kaldılar. Köşelerinize gidin ve maça başlayın diyor hakem. Atakan'ın bir yıldır uzun yolculuğundaki aslında son nokta, aslında başlangıç burada başlıyor işte. Bir yıl önce davet edilmişti Glory'ye ama Atakan iyi bir zamanlamayı seçti. Ve Tayland'da son 3 ayını geçirdi. Birkaç gün önce geldi. Ve mücadele işte böyle başladı. Atakan Arslan. Çok sert bir sağ direk geliyor. Brezilyalı. Thai Box'un usta ismi. Muay Thai'de IFBA dünya şampiyonluğu yaşadı. Ama kickbox kuralları gereği bacaktan tutmak yok. Bir front kick geliyor Atakan. Atakan sol direk gösterdi. Oliveira üzerine gitmeye çalışıyor. Sert bir sağ low kick denedi. Atakan köşede. Sol direkte uzak tutmaya çalışıyor. Kapandı Atakan. Bir diz darbesi geliyor. Hemen Atakan push kick ile uzaklaştırdı. Atakan Arslan henüz maça giremedi. Sert bir low kick. Aparkat sağ direkt. Atakan'ın kafaya vuruşlardan sonra çok sert bir diz darbesi. Dizleri meşhur Atakan'ın. Bence dizlerini kullanıp sürpriz yapması lazım. Atakan bunun peşinde. Rakibinin yumruk kombinasyonlarına girmek istemiyor. Haklı da. Atakan iyi bir eskimle kaçıyor. Rakibine göre boy avantajını kullanıp özellikle orta seviye tekmeler ve sağ direklerini kullanıp gelişine diz vurması lazım. Bir high kick denemesi. Atakan'dan bir tane daha geliyor.
Hemen yumruklarla rakibi üzerine gelmeye başladı. Atakan low kick bacak içine. Bence enerjisini tasarruflu kullanıyor sol high kick denemesi. Atakan'ın sağ kolunun 4 ay önce kırıldığının altını çizmek istiyorum. Kırık kollu WMC'nin dünya şampiyonu olmuştu. Evet, sol kroşe. Bir diz darbesi deniyor, push kick'le uzaklaştırdı. Atakan henüz maça girmedi. Şimdi bacaklarına doğru sert bir darbe. Hakemden uyarı geldi, bir middle kick denemesi. Bana göre Atakan'ın özellikle orta sınıf tekmeleri çok kullanması lazım. Bir tane daha low kick. Şimdi sağ sol direkler geliyor. Atakan bunlara sakın girme. Kapandı bekliyor. Diz atmak istedi, olmadı. Hemen kontraya çıkmak zorunda. Bir diz darbesi daha. Arka arkaya dizler. Atakan'ın ilk round'un stresini atması gerekiyor. Haydi Atakan. Türkiye ekran başına kilitlenmiş vaziyette. Son 30 saniye ilk round'un tamamlanmasına. Sol direkt tutmadı. Atakan iplerde. Bir low kick geliyor Oliveira'dan. Haydi Atakan. Sol kroşe, sağ low kick. Midesine sonra bir sağ high kick geliyor. Diz darbesi çıkarttı Atakan. Şimdi sıçrayarak bir diz darbesi. Sağ kroşe. Atakan kapandı bekliyor. Sol direkt. Dönerek bir high kick, olmadı. Atakan'ın rakibine göre hızını kullanması lazım. İlk round'u tamamladık. Nasıl bir geçti ilk round? Sana göre kim önde? Bana göre aslında Atakan'ın belki çok az bir üstünlüğü olabilir ama ortada bir round gibi de görünüyor yani. Sevgili izleyiciler, ikinci round kıyametleri kopartacak bu kesin. Aldığı sert bir high kick vardı. Son 30 saniyede Atakan'ın, bu bence çok kötü oldu. Ama rakip de hemen üzerine gidemedi açıkçası. Aslında rakibin yapmış olduğu teknikler çok belli. Atakan'ın uzanma mesafesinde onu kendine yakınlaştırmaması lazım. Bakın çok güzel sol apakat kullanıp peşine de tekme kombinasyonları bağladığı andan itibaren bana göre Atakan başarılı olacaktır. Rakibi beklemeyecek. Rakibi atak yapacak. Çünkü rakip genelde ileri gitmeyi seven bir sporcu. Kontra hata olmayan bir sporcu. Ve sağ direk çok kullanan bir sporcu. Atakan boşa alıp uzun sol sağ direkler ve sol tekmelerle bence puan toplayabilir. İlk roundda rakibinin dengesini gördü. Nasıl hücum edebildiğini gördü. Ve bundan sonraki round belki de Atakan için biraz daha iyi geçebilir. Haydi Atakan. Tek korkusu sağ kolu. Low kick bacak içine. Sol koşe denedi. Olivier havada çarpışıyor tekmeler. Belaltı dedi mi asla? Kesinlikle öyle bir olay yok. Şimdi Atakan'dan bir sol. Rakip de hemen kontraya çakıyor. Bir sol diz darbesi denemesi. Ardından double knee kick. Sağ direkt, sol direkt. Oliveira üzerine gidiyor. Diz darbesi tekrar. Tekmeler tekrar havada çarpıştı. Sol direkt. Sol kroşesi hemen peşine sağ vurması lazım. Çünkü rakibi boks yapıyor. High kick. Ona hiç boks yaptırmadan sürekli orta seviye tekmeler kullanması lazım. Atakan oyun kurmaya çalışıyor rakibi üzerinde. Bir sol direkt. Low kick denemesi. Bloklamamız lazım bunları. Haydi Atakan. Bacak içine çalıştı. Sağ sol direkler. Oliveira üzerine geliyor. Brezilyalı Atakan'ı köşeye sıkıştırdı. Şimdi yumruklar beliri. Buradan push kickle veya front kickle, yani ayak tabanıyla vurulan ya da ayak ucuyla vurulan tekmelerle rakibi uzaklaştırması lazım. Sağ sol direkler. Bir sol high kick tutmadı. Haydi Atakan. Low kickleri arttırması lazım. Tekmeler geliyor, çok sert. Yememesi lazım, boşalması lazım. Boşalıp atak yapması lazım. Atakan rakibi üzerinde. İkinci roundda ortada bir mücadele sergiliyor. Çok sert bir sağ direkt geliyor. Oliveira üzerine gitmeye çalışıyor. Çok güzel. Sol direkt yedi bir tane. Hemen karşılığını veriyor, low kickler. Bir karaciğer yoklaması yaptı orada. Atakan Arslan. Middle kick geliyor Atakan'dan. Haydi Atakan, işte bu. Süper direkt. Arkasından yumruk bombardımanı. Müthiş bir diz darbesi attı. Kesinlikle sürekli atak yapması lazım. Rakip
Atağa karşı kontra. Bir düz daha geliyor. Haydi git üzerine Atakan. Müthiş bir diz darbesi tam çeneye. Middle kick. Orta seviye. Sürekli orta seviye bulması. İşte bunlar Atakan. Haydi. Daha yolun çok başındasın. Kariyerinin ilk glory maçı bu. Sivaslı Atakan. Tiger Gym'de. Tayland'da 3 aydır hazırlanıyor. Tayland'ın en meşhur gymlerinden bir tanesi. Yani kickbox salonu. Low kickler. Bir tane daha geliyor. Bloklaması lazım onları. Aman Atakan bir sağ direk yedi. Sol koşa geliyor. Bir tane daha geliyor. Kontrolcüleri çok alıyor Atakan. İki tane çok net yumruk alıyor. İlk roundun ardından ikinci roundu tamamlıyoruz. İkinci roundda biraz daha tabii ki Atakan'ın da net vuruşları var ama rakibin de net vuruşları var. Ama Atakan'ın yapması gereken bence bu roundda çok üstün olması lazım. Çünkü üstün olmadığı takdirde biraz maç bir ekstra roundda ya da biraz rakibe kayabilir. Bakın. Ama burada bence Atakan'ın çok büyük bir performansı tabii, vardı. Çok güzel bir diz vurdu aslında, salladı. Ardından sol kroşe evet. Ve bakın bir de sağa gelecek. Evet. Atakan'ın orta seviye tekmeleri kullanması lazım. Orta seviye tekmeler Atakan her zaman maçı kazandırır bence. Brezilyalı Jonathan Oliveira Londra'da kazandığı galibiyetin ardından Glory'de yoluna devam ediyor. Tabii şunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili izleyiciler. Atakan'ın bu mücadeleyi kazanması demek Glory'de sınıf atlaması demek. Yani şöyle söyleyeyim, bu mücadeleyi puanla kaybetse bile Atakan nasıl sınıf atlıyor şu anda. Çünkü artık bu Şampiyonlar Ligi ama bana göre Atakan bu roundda bastırması lazım. Kazanmasında hiçbir sakınca yok bence. Centilmence son round başladı. Haydi Atakan görelim seni. Sağ direk geliyor. Bir tane sağ direk süper. Haydi Atakan. Kesinlikle yenebileceğin bir rakip. Korkma git üzerine. Low kick. Sağ sol direkler geliyor. Brezilyalı Oliveira şu ana kadar oyun disiplinini hiç bozmadı. Atakan 1.88 boyunda. Aralarında 8 santimetre boy farkı var. İyi kaçıyor. Çeneyi geri çekmemesi lazım yani. Sağa sola gitmesi lazım. Boksta olur da ama yani kickboksta zor bir teknik. Bir sol kroşe daha geliyor. Sol kroşeleri çok fazla aldık. Tekmelerle gitmesi bakın, lazım Atakan'ın üzerine. Sürekli sağa düşüyor dedi. İşte bunlar Atakan. David Kirion'un Endurist'i maçında nasıl kontrol ele aldığını hatırlıyorsunuz. Kafa kafaya bir çarpışma söz konusu. Bu roundda üstünlüğümüzü kuralım Atakan. Atakan'ın kesinlikle ileri gitmesi lazım. Bakın rakip orta hemen bir sağ peşine. Sol low kick peşine sağ direkt bakın sağ. Bir high kick süper. Evet, bir sol direkt süper. Süper ama ah denge kaybı biraz da. Knockdown mu diye düşündüm. Eğer knockdown olsa olay biterdi. Süper sol direk. Yaklaştırmıyor Atakan rakibi yanına. Çok başarılı. Çok denk bir mücadele. Atakan bu roundu bu şekilde götürürse yani çok... Dönerek bir high kick olmadı. Çok iyisin Atakan. Atakan son saniyelerde çok iyi. Bir sağ direk yiyoruz. Olsun git üzerine. Köşeye sıkıştı. Bir sağ kroşe. Ardından diz sıçrayarak yap bunları. Atakan sol direk uzattı. All Biggers mücadelenin hakemi çok dikkatli. Sağ direk atıyor bir tane Atakan. Middle kick. Orta tekme yani. Şimdi yine yumruk kombinasyonuna girmeye çalışıyor. Tekmelerini artır Atakan. Kickbox'tayız. Çok güzel. Son saniyelere giriyoruz. Haydi Atakan bir kere indirirsek rakibi her şey biter. Sağ direk. İyi bir kırışma. Diz çıkartıyor olmadı. Köşeye doğru çıktı. Atakan sol direk. Sağ high kick. Aparkat denemesi. Bu maça kadar hiç sparring yapmadı, antrenman maçı yapmadı Atakan. Sebebi de sağ kolunun 4 ay önce kırılmış olması. Sparringlerde acı veriyordu çünkü. O yüzden maçı tehlikeye sokmamak adına yapmadılar sparring antrenman maçı. Çok iyi. Haydi Atakan. Şimdi yine bir yumruk kombinasyonu giriyor. 5 saniye kaldı. Mücadele bitiyor. Birkaç saniye kaldı. Son bir darbe girişimi.
Ardından bir high kick. Atakan'ın baskısı rakipte bastırıyor. Arka arkaya yumruklar. Ve üçüncü round olağanüstü tamamlandı. Kimin eli havaya kalkarsa itiraz edemeyiz. Kesinlikle. Bence iki sporcu da çok güzel bir mücadele yaptı. İmkanlarını el verdiği şekilde en iyi tekniklerini uyguladılar. Ama bana göre iki sporcu da eşit değerde. Artık hakemlerin görüşüne kalmış yani. Ekstra round söz konusu olabilir mi? Yani olabilir de. Hani kazanan çok az bir puanla kazanır. Ama ekstra round olmasında hiçbir sakınca yok bence. Atakan Arslan'ın Jonathan Oliveira karşısında 3 roundluk süper bir performans çizmesi açıkçası. Bakalım tekmeler, yumruklar. Atakan'ın, evet, bir dediği gibi Jonathan Oliveira'nın çok az üstünlüğü var. Ama yumruklarda Jonathan Oliveira'nın daha fazla üstün olduğunu söyleyebiliriz. Jonathan Oliveira daha çok boks ağırlıklı mücadele eden bir sporcu ama baktığımız zaman bakın tekmelerde sanki Atakan'ın biraz daha üstünlüğü var. Ama bunlar hakemlerin kararı değil. Tabii bunlar normalde istatistik bunlar. İstatistik bilgiler. Evet, pozisyonları tek tek izliyoruz sevgili izleyiciler. Gökhan Saki, Tyrone Spong, Saul Cavallari, Nathan Corbett, dörtlü 95 kilo turnuvası birazdan. Tarih değişecek bu gece. Kickbox resmen damga vurmuş vaziyette. Twitter'da kickbox yazın ve yorumlarınızı gönderin. Once again, ladies and gentlemen, we turn it over to the judges' scorecard. They score this bout 30-27, 30-27, and 29-28. It is a unanimous decision for your winner. Fighting out of the black corner, Jonathan Oliveira! Jonathan Oliveira kazanıyor, Atakan Arslan kaybediyor. Olsun, daha yolun başındayız. Atakan ıslıklamayın diyor, bravo Atakan. Yani iki sporcu da bence çok yakındı. Evet. Yani 29-28'i veren hakem var. Evet. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Gökhan Saki mi kazanacak yoksa Nathan Corbett mi? Tyrone Spong mu, Saul Cavallari mi? Az sonra birlikte olacağız.